bayrak oğul, devlet oğul, can oğul. Sevmek nedir bunu bilen aşıklara bismillah. Bu oğullar Sümeyye Can analardan doğdular. Rabbi yesir dileklerle beşiklere bismillah. 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 Hürmetli yar göğsünden ilk yudumlar hakkına, kanallıklı dudaklardan kaşıklara bismillah. Ad verirken ilk ezandan ilk duyduğum kelamda, gözle gönül aydınlatan ışıklara bismillah. 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 Hem doğurdum hem büyüttüm, ısmarladım denedim. Vatan için bütün yalan yaşıklara bismillah. Düşte gördüm kanlı başın peygamberin dizinde. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Rabbi yesir dileklerden beşiklere bismillah. Gözle gönül aydınlatan ışıklara bismillah. Çatlar kurban olayım, çehreni
Sener Turun torunusun. Sen ki Tuna boylarında bir yiğit, şehitler serdarı. Sen ki kahramanlar alp kurusun. Fakat ne yazık ki bugün sen değilsin. Dün ayak seslerinle titrettiğin Avrupa'da bugün kendi çığlıklarında boğulmaktasın. Tarihin enkaz halinde ecdadın inlemekte ve sen hala bugün neden susmaktasın? Bugün neden kızmaktasın? Neden? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 1 Ekim 2016 günlerden cumartesi saat 14.23 İstanbul Küçükçekmece 2 Telli FSM TV, FSM Haber, Fetih TV, Sebahattin Cesur TV canlı yayın stüdyolarından hepinize hayırlı günler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Canlı yayınımız gündem özel başladı efendim. Bendeniz FSM Grup Genel Yayın Yönetmeni Hayrullah Çalışır. Güzel bir yayın olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz efendim. Bugün canlı yayınımızda genel bir değerlendirme yapacağız. Sizden gelen mesajları, sizden gelen güzelim bu paylaşımları canlı olarak paylaşacağız. Yorumlarınızı alacağız inşallah. Evet. Rabbimiz izniyle güzel bir yayın olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz efendim. Tabii ki bugün aslında biz saat 16'dan itibaren başlayacak olan Engelliler Derneği'nin organize ettiği Gel Bütün Engelleri Birlikte Aşalım programına katılacaktık ama bizim burada stüdyoda başka elemanımız olmadığı için burada canlı yayın yaparak daha faydalı olacağımıza karar verdik ve yayınımızı buradan yapacağız. Eğer ki bağlantı kurabilirsek ki diğer televizyon kanalları bu programı canlı sunarlarsa biz de tabii ki paralel olarak bu yayını onlarla birlikte canlı olarak sizlere sunmaya gayret edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Evet, hemen Turgay Kıran'ın mesajını okuyalım efendim. Değerli dostlar, 1 Ekim Cumartesi günü Ahmet Cömert Spor Salonu'nda 100 engelli 100 ayak projesini düzenleyeceğiz. Engelli sporunda farkındalık yaratmaya ve 100 engelli kardeşimize 100 akülü sandalye vermeyi hedefliyoruz. Onların hayat mücadelesinde yeniden var olabilmeleri için gelin hep birlikte el ele verelim. Engelli kardeşlerimize bir ayakta siz olmak ister misiniz? En iyi dileklerimle Turgay Kıran. Evet. İş adamı, sponsorlardan bir abimiz, başkanımız, Galatasaray başkan adayı zannedersem Turgay Kıran'ın mesajını okumuş olduk. Evet. Bu arada Burak Akan'ın mesajını da okuyalım efendim. 1 Ekim Ahmet Cömert Spor Salonu'nda Türkiye'nin en önemli patlayan üstadlarından güzel bir gösteri izleyeceğiz. Sürprizler daha bitmedi. Haydi 1 Ekim'de Ahmet Cömert'e diye Burak Akan ve Casim Acar'ın mesajını da okuduk. Yine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 100 engelli 100 ayak organizasyonunda 1 Ekim 2016 Ahmet Cömert Spor Salonu Ataköy saat 16'da Şenol İpek sunumu ile Küçükçekmece Dostluk Engelliler Spor Grubu Burak Akan ve organizasyon sorumlusu. Yani bugün saat 16'da engelli kardeşlerimiz için Ahmet Cömert Spor Salonu'nda buluşuyoruz. Murat Günhan, Petrol CEO, Emre Altu ve Aysun Kara Konseyi ünlü isimler ve engelli sporcuların
basketbol farkındalık maçı, daha nice sürprizler ve engelli kardeşlerimize akülü araçla, akülü sandalye dağıtacak organizasyona herkesi bekliyoruz diyor Şenol İpek kardeşimiz. Evet. Bu şekilde sizlere bugünkü yapılacak olan organizasyonu paylaşmış olmuş olduk efendim. Evet. Bu arada telefon numaramızı veriyoruz. 0535 760 97 89 yalnız telefonumuzda bir sorun var. Diğer arkadaşımızın telefonunu kullanıyoruz. İnşallah bu telefonla da herhalde bağlantı kurabiliriz zannedersem. Tam olarak da bilmiyorum, bunu da söylemiş olayım. Evet. Bu arada bugün biliyorsunuz meclis açılıyor. Eğer ki canlı bağlanabilirsek meclisten de canlı bağlantı kurmaya gayret edeceğiz. Bunu da söylemiş olalım efendim. Sizden gelen mesajları, sizden gelen bilgileri almaya gayret edeceğiz. Hayır, gayret edeceğiz. Gayret edeceğiz. Bunu da özellikle söylemiş olalım. Bütün bunlar tartışılıp konuşulur. Evet, şu anda meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi TV açık durumda. Evet, şu anda bir bağlantı var. Hemen bağlanacağız inşallah. Ve bu milletin ortak iradesini her zaman siyasi söylemin çok önemli bir parçası olarak unutmayacak, hep hatırlayacak bir dili ve beşlenen yanlar koymaktır. Aynı görüşü olmamız gerekmiyor. Aynı şeyleri söylememiz gerekmiyor. Ama belli bir saygı çerçevesinde ve bu milletin ortak iradesinin bu ülkenin geleceği için ne kadar önemli ve değerli olduğunu hep hatırlayan, yetmez hatırlatan bir dille bu çalışmaları sürdürmek gerekir. Yeni yasama yılında öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı ve bazı kurumları ilgilendiren çeşitli yasa çalışmalarıyla birlikte kanun hükmündeki kararnamelerin gündemde olacağını belirten Bostancı, muhalefetle istişare ederek kırıcı olmaksızın çalışmaları sürdüreceğiz dedi. 15 Temmuz aslında hepimizi yeni şey, yeni kapı ruhu diye zaman zaman bu yeni kapı ruhu üzerine başka bir tartışmaya yapılsa da çok temelde biz şunu gördük, yeni kapının ortaya koyduğu çok kritik tehlike zamanlarında bugünle bir ortak dayanışma ve tavır gösteriyor. Ama illa da kritik zamanlar olması gerekmez. Olan zamanlarda da bu ortak dayanışmayı ve tavrı göstermek memleketin, milletin kazancı olacaktır. Hükümetin yaptığı çalışmalar çerçevesinde yasal düzenlemeler birleşik Milli Eğitim Bakanlığı'na ilişkin var. Elbette bu KYK'lar gündemde olacaktır, onlara konuşacağız. Dönem sonunda meclisi kapatırken başlamıştık ilk KYK'ya. Fakat yarım kalmıştı tatil dolayısıyla. Onlara ilişkin muhalefetleri müzakere ederek... Evet efendim, aynen gördüğünüz gibi inşallah canlı olarak bağlanacağız. Bunu da şimdilik size göstermiş olalım. Evet. İstanbul Küçükçekmece 2 Telli FSM TV, FSM Haber, Fetih TV, Sebahattin Cesur TV canlı yayın sıralarında canlı yayınımız devam ediyor efendim. Sizden gelen mesajları almaya gayret ediyoruz. Bu arada Büyük Birlik Partisi geçtiğimiz hafta pazar günü genişletilmiş istişare kurulu yani yaptılar. Tüm illerden il başkanları, MYK üyeleri, eski belediye başkanları, parti müfettişleri, tüm herkes katıldı. Bu konuyla ilgili, genel istişare kurulunun sonuç bildirgesini sizinle paylaşmak istiyorum. Tabii bunu, bu konuyu Türkiye çapında geniş bir şekilde yorumluyorlar inşallah. Tabii ki bu yorumlar hayırlara vesile olur. Yeniden dirilişe, yeniden büyük birliği inşa etmeye vesile olur diye de
Biz de PSM ailesi olarak bu konuda görüşlerimizi bildirmek istiyoruz. Evet efendim, Genel İstişare Kurulu sonuç bildirgesi. Büyük Birlik Partisi'nin genişletilmiş istişare toplantısı 25 Eylül 2016 tarihinde TES İş Sendikası Konferans Salonu'nda Kurucular Kurulu üyeleri, Merkez Karar Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri, Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ve parti müfettişleri, il başkanları, ilçe başkanları, kadın kolları başkanları, gençlik kolları başkanları, davetliler ve üyelerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Yoğun bir katılım olduğu toplantıda duygu dolu ve heyecanlı anlar yaşanmıştır. Kurullar ve teşkilatlar adına söz alarak görüşlerini belirtilen konuşmacılar, Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici'ye yönetime ve desteklerinin ve güvenlerinin tam olduğunu ifade ettiler. Büyük Birlik Partisi'nin genişletilmiş istişare toplantısında yapılan müzakereler neticesinde aşağıda maddeler halinde sıraladığımız sonuç bildirgesinin duyurulmasına karar verilmiştir. Evet. 1. Büyük Birlik Partisi sadece seçimlere girmek üzere kurulmuş bir siyasi parti değil, bir siyasi harekettir. Ülvi ve Türk milleti için hayati bir fikrin riyasetinde yola çıkmış olan bu hareketin başlıca gayesi İlahi Kerimetullah için nizam-ı alem davasıdır. Bu hareket kurulduğu günden bugüne kadar her türlü ihanete, adaletsizliğe ve imkansızlığa ve türlü iftiralara rağmen bu davaya inanmış ve kendini adamış mensup ve üyelerinin azmi ve kararlılığı sayesinde ebediyen devam edecektir. Büyük Birlik Partisi ve Alperenler Büyük Türk Milleti'nin iradesini hiçe sayacak ve Büyük Türk Milleti'nin çok büyük fedakarlıkla kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sevk ve idaresine, millet idaresi iradesine mukayir hiçbir müdahaleyi kabul etmeyecektir. Şekli ve uygulama tarzı nasıl olursa olsun, kim tarafından ve kime karşı yapılırsa yapılsın, her türlü darbenin, kalkışmanın, mıhtıranın, kodlonun dün nasıl karşısında durmuşsa bugün de karşısındadır ve yarınlarda da karşısında olacaktır. Büyük Birlik Partisi, üçü okuyoruz efendim, Büyük Birlik Partisi Müslüman Türk Milleti'nin bağrından çıkmış bir siyasi hareket olarak Ehl-i Sünnet çizgisinde de ki bütün cemaat ve gruplara yakınlık duymuş ve onlara ve yaptıkları faaliyetlere her daim hüsnü zan ile bakmıştır. Fakat bu cemaat ve grupların sınırlarını aşarak kendilerinin ilgi alanı ve üstlerine vazife olmayan iş ve uygulamaların içine girmiş olmalarında hiçbir şekilde kabullenmez ve hoş karşılamaz. 4-15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yönetimine darbe yapmak suretiyle el koyma girişiminde bulunan FETÖ yapılanmasının hiçbir şekilde ne yanında ne de arkasında durmamıştır. Darbe girişimini haber aldığı ilk andan itibaren Ankara ve İstanbul başta olmak üzere her yerde karşı durmuş, takip eden günlerde de bütün teşkilat ve kademeleriyle darbeye karşıtı demokrasi mitinglerine çok üst düzeyde katılım sağlamıştır. 5-15 Temmuz darbe karşıtmasını
fikri olarak onaylamış, hazırlık çalışmalarına katılmış, bizzat kalkışmanın içerisinde yer almış ve her ne şekilde olursa olsun destek vermiş olanların hukuk sistemimizin ve kanunlarımızın müsaade ettiği en ağır şeyiyle cezalandırılmalarını umuyor ve bekliyoruz. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir ifadelerinde belirttiği gibi o halin başladığı günden bugüne kadar yapılan uygulamalarda gerçek suçlularla birlikte masum insanların da gözaltına alındığı, tutuklandığı ve başka çeşitli mağduriyetlerin yaşandığı gözlenmektedir. Altı, her ne kadar olan sürecinde olsak bile hukukun üstünlüğü ve adalet duygusu bir an bile gözden kaçırılmamalıdır. Milletin vicdanını yaralayacak uygulamalardan özenle kaçırılmalıdır. Suçun şahsiliği prensibi gereği gözaltına alınan, tutuklanan ve firarda olan kişilerin eş ve çocuk ve akrabalarının mağduriyetlerine sebep olacak uygulama ve fiillerden uzak durulmalıdır. Yedi, bu süreçte çocukluktan ilk gençliğe adım attıkları çağlardan itibaren Alperen Ocakları ve partimizde görev almış arkadaşlarımız da tutuklanmış bulunmaktadır. Bu arkadaşlarımızın bu hain darbe girişimi ve onun tezgahçılarıyla ile uzaktan veya yakından hiçbir ilgileri yoktur. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızın durumları tekrar gözden geçirilmeli ve derhal serbest bırakılmalıdır. Sekiz, 30 yılı aşkın bir zamandır ülkemizin doğu ve güneydoğusunda faaliyetlere devam eden terör örgütüne karşı başlatılmış mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Bu mücadelede yurt içinde ve yurt dışında da tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam etmelidir. Silahlı mücadelenin yanında FETÖ ile mücadelede kullanılan yöntemlerin aynısı PKK terör örgütüne de uygulanmalıdır. Başta belediyeler olmak üzere devlet kadrolarına sızmış bütün PKK'lı teröristler tasfiye edilmeli ve ivedilikle finans ve insan kaynaklarının kurutulması için her türlü tedbir alınmalıdır. Dokuz, Fırat Kalkanı Operasyonu'nun Suriye'de meydana gelen iç savaşın gelmiş olduğu durum dolayısıyla bir zaruret olduğunu ve yapılan operasyonu desteklediğimizi ifade ediyoruz. Fakat başta siyasiler olmak üzere bazı üst düzey yetkililerinin YPG'nin Fırat'ın doğusunda çekilmesi gerektiği yönündeki ifadelerini şiddetle reddediyoruz. Suriye sınırımızda Fırat'ın batısında ve doğusunda bulunan bütün topraklardan PKK, PYD ve YPG adı ne olursa olsun terör örgütlerinin sökülüp atılması gerektiği noktasında hükümetimizi ve devletimizi uyarıyoruz. Fırat'ın doğusunda çekilsinler ifadesi zimnen sanki o bölgenin terör örgütüne bırakıldığı ve kabulü izlenimi vermektedir. Uluslararası alanda da fiil durumu meşrulaştırılmaktadır. 10. Hareketimizin bugün ve yarın ile ilgili görüş ve öneriler çeşitli kademelerdeki katılımcı mensuplarımız tarafından ifade edilmiştir. İfade edilen görüşlerin değerlendirilmesi ve yapılması planlanan kadro, vizyon ve program parti kurultayı hususunda daraltılmış bir istişare heyetinin toplanması ve genel sekreterimiz Üzeyir Tunç, Yüksek İktisade Kurulu Başkanımız Hakkı Özdur ve Müsiyat Başkanımız Profesör Doktor Orhan Kavuncu'dan oluşan bir komite kurulmuştur. Bu heyet bu hafta içerisinde toplanarak daraltılmış istişare heyetinin katılımlarını belirleyecektir. Ve bu heyet
Ekim ayının ilk yarısında bir araya gelecektir. Siyasi hareketimizin bugünü, yarını ve yapılması planlanan program, vizyon ve kadro istişare sonucunu parti kurultayı ile ilgili kararları camiamız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır, paylaşacaklardır. Not: bu istişare heyeti içerisinde yer alması faydalı olduğuna inanılan kişileri komiteye tavsiye edilebilir. Genişletilmiş istişare toplantımıza yüksek katılımlarından ve ortaya koydukları fikir, düşünce ve tespitlerinden dolayı bütün katılımcılara katılamayıp düşünce ve tespitlerini yazılı olarak bildiren tüm gönüldaşlarımıza teşekkür eder, saygı ve muhabbetlerimizi sunarız. Evet, Büyük Birlik Partisi'nin yapmış olduğu yüksek istişare, genel istişare kurulu sonuç bildirgesini sizlerle paylaşmış olduk efendim. Bu konuda görüşlerini bildirmek isteyenlerin görüşlerini alırız. Belki canlı telefon bağlantısı kuramazsak da görüşlerini canlı olarak okuruz. Bunu da özellikle söylemiş olalım. Evet, bunu da özellikle izah etmiş olalım efendim. Evet. İstanbul Küçükçekmece 2 telli FSM TV, FSM Haber canlı yayın stüdyolarında canlı yayınımız devam ediyor efendim. Sizden gelen mesajları, sizden gelen yorumları almaya gayret ediyoruz. Gayret edeceğiz. Bunu da özellikle söylemiş olalım. Bu arada Allah nasip ederse yarın Gönül Bağları programımız var. Müslüm Çatalkaya, Cemal Ağa, Hayrullah Çalışır ve Nazım Karatepe yazarlarımızla birlikte, yani sanatçılarımızla birlikte Gönül Bağları programında saat 15 ile 18 arasında dolu dolu canlı bir program yapacağız ki herhangi bir olağanüstü bir durum olmazsa, çünkü biliyorsunuz stüdyomuz bir tane, teknik danışmanız, genel yayın yönetmeniniz, işte karşınızda gördüğünüz bu aziz kardeşiniz, dilimizin döndüğü kadar sizlere faydalı olmaya çalışıyoruz. Zamanla yarışıyoruz tabii ki. Bu arada salı günü yine tefsir dersleri programımız var. Değerli hocamız ilahiyatçı yazar Sebahattin Cesur'la kaldığımız yerde Bakara suresi 207'den itibaren canlı yayınımızı sunacağız. Tefsir derslerinde bağlantı kuracağız. Çarşamba günü eğer ki olağanüstü bir durum olmazsa gazetecilik gözüyle Türkiye programını işleyeceğiz. Perşembe günü değerli bakanımız Şener Mengen'e Doğu Türkistan Cumhuriyeti sürgün hükümetinde stratejisi bakanı ve genç birlikte çalıştı. İstanbul Üniversitesi öğrencileri liderlik ve küresel girişimcilik yüksek lisans okuyor. Stratejisi Enstitüsü Genel Başkanı, Türk Haber Servisi'nde yönetici, Önce Vatan gazetesinde gazeteci olan değerli bakanımız Şener Mengene'yi canlı yayına konuğumuz olarak saat 15 ile 18 arasında Perşembe günü Gündem özel programında sizlerle olacak inşallah. Bunu da özellikle söylemiş olalım. Şener Mengene bakanımızı, gazeteci arkadaşımızı takip etmenizi, Perşembe günü özellikle bu programı kaçırmamanızı özellikle istirham ediyorum efendim. Evet.
Evet efendim, Şener Mengene Strateji Bakanımız şu anda bizi arayacak, canlı yayına alacağız. Eğer ki bir sıkıntı olmazsa, çünkü telefonum bir emanet telefon kullanıyorum şu anda. Kendi telefonumuz maalesef yandı, tamirde şu anda. İnşallah bir sıkıntı olmadan yayına alabiliriz diye de düşünüyorum. Biliyorum. Sağ olun değerli bakanım. FSM TV, FSM Haber canlı yayına hoş geldiniz. Bu telefon bir misafirin, yani bir programcımızın telefonu, sıkıntı olur diye düşündüm ama şu anda bağlantı kurduk elhamdülillah. Efendim, tabii ki bugün gündem özel programı yapıyorum. Emin yayına biliyorum. Sağ olun efendim. Sesimi alıyor musunuz şu anda? Alo. Alo. Ben sizin sesinizi alıyorum efendim. Sesimi alıyor musunuz? Hocam sesimi alıyor musunuz? Evet. Ben aslında konuğumun sesini alıyorum ama o benim sesimi alamadı şu anda. Evet. Bakanımla, tabii dedim ya, telefon sıkıntımız olduğu için bağlantı kuramadık. Evet. Benim sesimi alamıyor. İnşallah artık reklamımızı yapmış olduk. Tanıtımımızı yapmış olduk.
Şener Mengele başkanımız, bakanımız inşallah Perşembe günü gündem özel programımıza konuğumuz olacak. Konuğumuz olacak ve gündem özelde Doğu Türkistan hükümetinin stratejisi bakanı olarak Türk dünyasının acılarını, Türk dünyasının dertlerini ve Doğu Türkistan'ı ve tüm bir gazeteci olarak gündem özeli Türkiye'yi, var olan hali ruhiyetimizi konuşacağız inşallah. Bunu da özellikle söylemiş olalım. Tabii ki teknik manada canlı yayının vermiş olduğu bir sıkıntı. Evet. Bu arada evet efendim, aynı zamanda bir stüdyomuzda sistem, ses sistemimiz kullanıyoruz. Aynı canlı yayına alınan ses sistemi. Tabii ki normal telefonla. Bakalım ondan bağlantı kurabilirsek kurmaya çalışacağız. Kuramazsak yayınımıza devam edeceğiz efendim. Evet. İstanbul Küçükçekmece Kiteli FSM TV, FSM Haber canlı yayın stüdyolarında canlı yayınımız devam ediyor efendim. Demek ki bu telefonla canlı bağlantımız olmuyor. Bunu da özellikle söylemiş olalım efendim. Evet. Sizden gelen mesajları almak istiyoruz. Sizden gelen bağlantıları bağlanmak istiyoruz. Rabbimizin izniyle. Evet. Bu arada Mustafa Mican Başkanımın bir memnuniyeti var, bir nikaha şahitlik yapmış. Hemen bunu paylaşalım efendim. Çok evet. Biz de tabii FSM ailesi olarak daima yanında oluyoruz. Büyük Birlik Partisi Beykoz Eski İlçe Başkanı Mustafa Bağcılar'ın oğlu İsmail'in nikah merasimindeyiz. Rabbim mutlu ve bahtiyar eylesin, iki cihan saadeti versin diyor Mustafa Mican Başkanımız. Katılmışlar. Biz de tabii ki FSM ailesi olarak değerli başkanlarımızın çocuklarının hayırlara vesile olmasını diliyoruz efendim. Bunu da özellikle söylemiş olalım. Evet. Bugün işte teknik manada işte ses sistemimizde yani bir sorun olduğu için bağlantı herhalde kuramadık, kuramayacağız. İnşallah düzelecek bu sorunlarımızla. Rabbimizin izniyle inşallah. Evet. Evet efendim, canlı yayınımız devam ediyor. Biliyorsunuz saat 3 gibi meclis açılacak anladığım kadarıyla. Evet. Alo. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sayın Bakanım, Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum cümlemizden. Evet, şu anda bağlantı kurduk. Bu bizim biliyorsun stüdyolarda, radyo istasyonlarında kullanılan şey kullanıyoruz ama ilk defa biz diğer cepten sürekli
Apollo sistemiyle bağlantı kurdum. Çünkü tüm insanlar da Devrim Aşkı Bakanım şeyle aradıkları için cepte bu sistemleri kullanıyorum. Epey bir zamandır kullanıyorum. İlk defa kullanıyoruz. İnşallah yayına sesiniz giriyor. Bir bakayım efendim. Evet. Alıyor musunuz sesimi? Evet. Sayın Bakanım. Ha, alıyorsunuz. Evet. Tamam. Demek ki şu anda ses yayına girdi. Evet. Evet. Nasılsınız efendim? İyisiniz inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun Değerli Bakanım. Bugün gündem özel var. Biliyorsun gündem özel de meclisimiz açılıyor. Ayrıca engellilerle ilgili bir program var. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde engellilerle ilgili canlı bir bugün Ataköy'de kapalı spor salonunda programı. Aslında biz o programı katılacaktık ama canlı dış yayında canlı fazla yapamıyoruz. Teknik manada sıkıntılarımız olduğu için en azından buradan canlı yapalım, destek olalım diye düşündük. Hem de meclis yayınını canlı alalım dedik. Biz burada stüdyodan canlı bağlantı kurabiliyoruz efendim. Sayın Bakanım, Perşembe günü inşallah Strateji Bakanı olarak Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti'nin davasını, derdini dile getireceğiz, masaya yatıracağız. Yani aynı zamanda siz gazetecisiniz, yazarsınız. Türkiye'deki gazetecilik üzerine Türkiye programımızda konuşacağız. Türkiye'nin dertlerini, sıkıntılarını, milli birliğimizi, beraberliğimizi, Müslüman Türk milletinin var olma mücadelesini hep birlikte konuşacağız. Bu konuda neler söylemek istersiniz efendim? Hemen alalım. Bugün Türkiye için de Doğu Türkistan için de önemli bir gün. Türkiye Büyük Millet Meclisi, dünya tarihinin ilk ve tek gazi meclisi yeni yasama dönemine açılmış olacak. Evet efendim. Bu tabii önemlidir. Sadece Türkiye için çok önemlidir ama bütün Türk dünyası açısından, bütün İslam dünyası açısından çok daha fazla bir önem arz etmektedir. Çünkü şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün mazlum coğrafyalara yüreğine su serpmiştir. Aynen. Bütün Türk dünyası Türkiye'nin ayağa kalkmasını bekliyor. Aynen. Aynen efendim. Bütün İslam dünyası Türkiye'nin ayağa kalkmasını bekliyor. Evet. Yakın tarihimizden başlayalım. Şurada 15 sene önce Bosna Hersek'te, Çeçenistan'da, Karabağ'da, şu anda Kırım'da, Doğu Türkistan'da, evet, Arakan'da, Filistin'de, Halep'te, Musul'da yaşanan sıkıntılar var. Aynen. Bu sıkıntıların çok acil çözülmesi gerekiyor. Bu sorunların odak noktasında da Müslümanlar var ve Türkler var. Bu bakımdan evet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yaşamış olduğu bir takım kendi içerisindeki sıkıntıları da çok hızlı bir şekilde kalıcı olarak çözerek Türk ve İslam dünyasıyla daha da yakından ilgilenmeli ve güç birlikleri, ekonomik, siyasi, askeri, kültürel işbirliklerini de artırmaları gerekmektedir. Doğu Türkistan için de çok önemli bir gün. Evet, bugün maalesef bir kara gün. 1949'da bugün 68 yıl önce Komünist Çin yönetimi Mao tarafından Doğu Türkistan işgale uğramıştı. Evet, bu işgalin üzerinden de bugün itibariyle 68 yıl geçti. Bu 68 yılda 35 milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Şu anda 1 milyon insan kapalı hapishanede, 45 milyon Müslüman Türk Uygur kardeşimiz de Doğu Türkistan'da adeta bir açık hava hapishanesinde köle olarak hayatlarını devam ettiriyorlar. Bu bakımdan bugün anlamlı bir gün, bizim açımızdan çok anlamlı bir gün. Evet efendim. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Bununla birlikte 1949'dan beri de geri kalan 69 yılda 10 milyonun üzerinde Uygur dünyanın her tarafına göç etmiş oldu, zorla sürgüne gitmiş oldu. Onların da yaşamış oldukları sıkıntılar var. Bizler de Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti olarak 2004 yılından itibaren çalışmalar başlatıldı. Ama son 2 aylık süreçte biz de görev aldık. Türkiye'de Türk vatandaşları olarak da Doğu Türkistan konusuna daha fazla destek veriyoruz. Bütün Türk ve Müslüman kardeşlerimize
bir konuyu özellikle de vurgulamak istiyorum. Doğu Türkistan sorunu sadece Uygurların sorunu değil. Aynen, aynen başkanım. Evet, sadece evet, Kazakların bakalım. Sorunu değildir. Aynen. Karabağ sorunu sadece Azerbaycan Türklerinin sorunu değildir. Aynen. Kırım sorunu sadece Tatar Türk kardeşlerimizin sorunu değildir. Aynen. Bütün bu sorunlar bizim Türk milleti olarak bizim milli meselemizdir. Milli davamız ve milli sorunlarımız. Milli meselemiz milli davamız. Aynen bakanım, evet. Bu sorunları hep birlikte çözmeliyiz. Bakınız, elbette ki ülkemizde farklı siyasi görüşler oluyor, farklı düşünceler oluyor. Aynen, aynen. Bunlar bizim için zenginliktir ama zenginliğimizdir, evet. Bütün meselelerde Türk dünyası ile ilgili, İslam dünyası ile ilgili ve ülkemizin geleceği ile ilgili milli meselelerde milli duruş sergilememiz, milli hassasiyet sergilememiz ve milli bir duruş göstermemiz gerekiyor. Aynen. Bu bakımdan aynen. Türk dünyasının sorunlarının, İslam dünyasının sorunlarının çözümü için bugün bizlere daha fazla görev düşüyor. Özellikle Türk vatandaşları olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mensupları olarak aynen efendim, şu anda aynen. Türk Birliği için gayret göstermemiz gerekiyor. Orta Asya'daki bağımsız olan Türk ülkeleri var ve muhtar olan, özerk olan Türk boyları var. Onlar da Türkiye'nin liderliğine hazır durumdalar. Aynen, bekliyorlar, abilik bekliyorlar. Evet, Sayın Bakanım, evet. Biz bu konuyu hem strateji enstitüsü olarak, Türk dünyası platformu olarak bu konuyu kamuoyunun, basının, siyasilerimizin ve devlet büyüklerimizin evet takdirlerine ve gündemlerine arz ediyoruz. Bu sorunların çözülmesi için de hep birlikte daha fazla gayret etmeliyiz. Tabii ki öncelikle merkez ve son kale olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizim sığınacağımız son kale. Aynen, aynen. Ne gidecek başka bir vatanımız var? Doğru mu Sayın Bakanım? Ne gidecek başka bir vatanımız var? Ne de terk etme niyetimiz var. Doğru mu efendim? Evet. Kesinlikle bizim şu anda gidecek hiçbir yerimiz yok. Ama aynen. Biz Türk milleti olarak tarih boyunca tarih medeniyetine sahnesine çıktığımız ilk andan itibaren biz Türkler olarak bütün mazlum coğrafyaların ve mazlum milletlerin yardımına koştuk. Bunu Hunlar olarak, Göktürkler olarak, Selçuklular, Karahanlılar, Gazneliler ve son olarak Osmanlı Devleti olarak bütün mazlum coğrafyalara destek olduk. Bakınız, Kafkaslar'da Çerkes zulmü oldu. Devletimiz Çerkes kardeşlerimize kucak açtı. Onları ülkemize, ana vatanımızdan misafir ettik. Balkanlardan, Orta Avrupa'dan Polonyalılar o zaman zulüm altındaydı, Rus zulmü altında. Onlara ülkemizde yer verdik. Onlara bir de köy oluşturduk. Aynen, Bulgaristan'dan, Bulgaristan'dan göçmen vatandaşlarımız geldi. Onlara ülkemizde bağrımızı açtık, sofralarımızı paylaştık. Daha sonra Bosna Hersek'te, Kırım'da, Çeçenistan'da aynı sıkıntıları yaşadık ve şu anda yaşamaya devam ediyoruz. Bu bakımdan bizim gidecek başka merkezimiz yok, başka bir yerimiz yok. Aynen. Bu bakımdan bizim merkezde Türkiye olarak içerimizdeki bu sıkıntıyı çözmemiz gerekiyor. Bakınız, 100 yıldan fazla sürede terör sıkıntısı yaşıyoruz. Bu süreç içerisinde özellikle Osmanlı Devleti'nin son döneminde Balkanlarda oluşan Sırp, Bulgar ve Rum çeteleri, Anadolu'daki Taşlar, Kırçak yine aynı şekilde, Kıbrıs'ta evet, çeteleri, daha sonrasında bu yasa dışı sol örgütler, daha sonrasında Atola gibi ve son 32 yılda da PKK gibi bir terörle mücadeleyi veriyoruz ve çok ciddi kayıplarımız da oldu. Aynen. Adeta küresel güçler bizlere kanseri gösterip de sıtmaya razı etmek, Türkiye'nin güçlenmesini engellemek, Türk dünyasıyla ve İslam dünyasıyla buluşmasını kesmek için bu şekilde yapay örgütler üzerinden vekalet savaşlarıyla Türkiye'yi sıkıntı içerisinde bırakarak aynen. Dünyadaki yeni coğrafyalarda, yeni paylaşımlarda Türkiye'nin söz sahibi olmasını engellemek için böyle senaryolara yeniden başvurmaktadır. Bakınız, Halep, evet, Kerkük 100 sene önce bizim vilayetlerimizdi.
ve orada Türkmen kardeşlerimiz yaşıyor. Şu anda devlet olarak Suriye içerisinde bir operasyon yürütüyoruz. Burada öncelikle devletimizin güvenliği, halkımızın güvenliğini sağlamak için oradaki terör yapılarını bertaraf etmemiz gerekiyor. Sınırımızı tam olarak güvene almamız gerekiyor. Bunun yanında Halep'teki Türkmen kardeşlerimizin can güvenliğini sağlamamız gerekiyor. Şu anda büyük bir kuşatma altında. İki yıldır bu kuşatma devam ediyor. Yiyecek sıkıntısı has safhada. Aynen. Çok büyük sıkıntılar var. Fakat bunlar ne maalesef ülke kamuoyunda, Türk kamuoyunda, İslam dünyasında ve bütün dünya kamuoyunda yeterince dile getirilemiyor. Bu bakımdan bizim sorumluluklarımız daha da fazla artmaktadır. Aynen efendim, aynen. Yine Musul'da, Kerkük'te Türkmenler var. Orada sıkıntı altında. Ve bu sıkıntıları da her geçen gün artıyor. Orada da ilerleyen zamanlarda oradaki sıkıntıların çözümü için bir Dicle Kalkan operasyonu da gereklilik arz edebilir. Çünkü Suriye'de bir terör bölgesi oluşuyordu. Buna mecbur müdahale etmemiz gerekiyordu. Eğer Irak'ta da aynı sıkıntılar devam ederse oradaki terör yapılanmasını da bertaraf etmek için hem sınır güvenliğimizi hem oradaki Türkmenlerin kalıcı olarak sorunların çözümü için böyle müdahaleler olabilir. Bunlara da hazırlıklı olmalıyız. Aynen bakalım, evet. Hepimize çok görevler düşüyor. Evet, Doğu Türkistan büyük sıkıntı altında. Karabağ'da 27 yıldır işgal var. Kırım'ın statüsü halen belli değil. Dolayısıyla bu sıkıntıların çözümü için bak efendim, bu arada siz geliyorsunuz diye Türkistan müziğinde Hasan Sağlık'ın şu anda Türkistan'ı çalıyor. Sesi duyuyorsunuz değil mi? Evet, evet. Güzel Türkistan, evet. Yani inşallah sizin programı bu ağırlıklı müziğin eşliğinde yapacağız inşallah. Evet efendim. Evet, evet. Yani yürekleri dağlayan bir müzik Doğu Türkistan. 1987 yılında Hasan Sağlık bu kasetleri çıkarmıştı. O zaman hatırlayın efendim. Çok böyle ilgi ayağına göstermişti. Yüzlerce, binlerce satmıştı kulağa çıkması Hasan Sandık hocamız. İnşallah yayınımızda sizin bu Türkistan çığlığını hep birlikte, gönül birliğiyle Milleti İslam'a duyuracağız değerli bakanım. Buyurun, dinliyoruz. Son olarak, evet. Son olarak şunu da ifade edeyim o zaman. Evet. Tabii geldiğimiz nokta itibarıyla dünya haritasında yeni bir paylaşım var. Yani 1914-1916 Birinci Dünya Savaşı arkasından Sykes-Picot'un imzalanıp Osmanlı topraklarının gizlice paylaşılması üzerinden 100 sene geçti. 1916-2016. Bu nokta, bu tarih çok önemli. 100 yıllık bir süreç. Bu bakımdan Orta Doğu'da, Suriye'de şu anda aslında sadece orada petrol hesabı yapılmıyor. Evet. Aynı zamanda orada küresel güçlerin dünyayı yeniden paylaşma senaryolarını sahneye koydukları bir alandır. Bu bakımdan da bizim kamuoyunda çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Aynen. Dış politikadaki adımlarımızda bakınız, Avrupa Birliği'nde yarım yüzyılın üzerinde müracaatımız var. Bizden sonra gelip üye olan, o müracaat yapan. Aynen. Bizden daha fazla eşliği olan ülkeleri hemen aldılar, üye yaptılar. Bakınız, biz Kıbrıs'ta Annan planına Türk tarafı olarak evet dediğimiz halde Avrupa Birliği gitti Rum tarafını Avrupa Birliği'ne üye yaparak Kıbrıs'ta sorunun çözümsüz hale gelmesini sağladı. Şimdi temel sıkıntılarımız büyük. Avrupa Birliği'nden istediğimiz desteği bugüne kadar alamadık. Ve hatta köstek oldular. Ve terörün Türkiye'de güçlenmesi için destek oldular. Evet, aynı evet. Şekilde NATO'da muhabbet muhribimizi 1992 yılında Ege'de tatbikat sırasında vurdular. Dolayısıyla orada da şehitlerimiz vardı. Onları da bu vesileyle tekrar alalım. Yarın o olayın da üzerinden onun da yıl dönümü oluyor. O bakımdan o tarih de bizim için çok önemli bir tarih. Evet bakalım, evet. Avrupa Birliği'nden de yeterince destek alamadık şu ana kadar. Peki ne yapmamız gerekiyor? Çözüm yok mu? Bunun bir çözümü var. Aynen. Bunun aynen. Çözümü önce Türk Birliği, sonra da İslam Birliği'nin oluşturulması.
Çünkü Türk Birliği şu anda Çin Seddi'nden Adriyatik'e kadar olan bölgede 50 milyon metrekarelik toprak, 500 milyon üzerinde de Müslüman Türk yaşıyor. Burada bağımsız olan devletler var, özel olan bölgeler var. Hepsini birleştirdiğimizde büyük bir güç ortaya çıkıyor. Bu gücü yanımıza almamız gerekiyor. Onun dışında yine İslam dünyasında tabii ki biz Türkiye olarak liderlik etmek istiyoruz. Aynı zamanda İran'ın da Suudi Arabistan'ın da bu şekilde seri var. O zaman şu yapılabilir. İslam Birliği'nde Avrupa Birliği'ndeki gibi dönem başkanlığı uygulaması olabilir. Aynen. Yani bir sene Türkiye, bir sene İran, bir sene Suudi Arabistan, bir sene Malezya. Yani dönem başkanlığı şeklinde bu İslam Birliği'ni artık oluşturmak. Aynen. Aynen ederim. Aynen. Aynen. Türk Konseyi kuruldu 2010 yılında. Fakat yeterince bir çalışma yapamadı. Bu Türk Konseyi'nin daha güçlendirilmesi gerekiyor. TürkSoy gibi, Türk Dünyası gibi kuruluşların, platformların güçlendirilip önce STK'lar olarak kültürel, siyasal, ekonomik ve daha sonra da askeri işbirliklerine dönüşecek Türk Birliği'ni oluşturmamız gerekiyor. Bakınız, Türk dünyasında büyük zenginlikler var. Azerbaycan'ın doğalgaz petrol yatakları var. Türkmenistan'ın aynı şekilde TANAP projesi diyoruz bugün bu projeye. Evet efendim. Bunu uygulamaya geçirmemiz gerekiyor. Aynı şekilde Kazakistan çok büyük zenginliklere sahip oldu. Hazar Denizi kıyısında yeni doğalgaz yatakları bulundu ve buralarda çok büyük cevherler var. Bütün Türk dünyasını ihya edecek kadar rezerv var. Evet. Bunları niye Rusya üzerinden alalım? Niye İran üzerinden alalım? Biz bunları Türkiye olarak, Türk ülkeleriyle kendi işbirliğimizi kurarak, kendi ekonomik ortak bölgemizi, ekonomik para birimimizi neden oluşturmayalım? Yani bunlar altyapısı itibariyle birçok noktada hazır durumda. Bizim bunları sadece harekete geçirmemiz gerekiyor. Aslında yapılacak sadece Türkiye'nin liderlik etmesi, girişimde bulunması ve bütün Türk kardeşlerini de kendi etrafında toparlayarak önce Türk Birliği'ni, sonra da İslam Birliği'nin oluşmasına katkı sunması gerekiyor. Size bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah Perşembe günü de İnşallah diyelim bakalım. Allah razı olsun. Yalnız aslında siz İstanbul'da olduğunuz müddetçe de inşallah PSM Grup ailesi tüm yayınlarıyla sizin bu davanın, bu Türkistan davasının hizmetinde. Yani zaten bizim amacımız sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından müjdelenmiş Hazreti Nuh'un evlatlarından biri olan Türk milletinin davasını kıyamete kadar sürdürmek. Hiç bu yola baş koymuşuz değerli bakanım. Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum. Bu yolda bu düşüncelerle gayret etmeye biz devam edeceğiz. Bütün dünyasında, İslam dünyasında da bu konunun gerektiğini de vurgulamaya da devam edeceğiz. Allah razı olsun. Bu yolda başarılar diliyorum. Saygılar, hürmetler efendim. Allah razı olsun. Perşembe günü PSM grupta 5 tane kanalda canlı olarak bağlı Sebahattin Cesur TV, Fetih TV, PSM Haber, PSM TV ve Suskun Medya ve bir de Radyo PSM. Bu şekilde canlı olarak yayınımız devam edecek efendim. Allah'a emanet olun değerli bakanım. Saygılar. Görüşmek üzere. Hayırlı. Saygılar, hürmetler. Sağ olun, evet. Evet, Şener Menye'ye Doğu Türkistan Stratejisi Bakanımızı canlı yayına telefonla bağladık. Ve de bugün ilkleri yaptık. 212 telefonla da bağlantı kurabiliyormuşuz. Ki bunu da burada görmüş olduk efendim. Bu da elhamdülillah bir sıkıntımızın olmadığını gösteriyor. Almanya'dan da, yurt dışından da insanları canlı yayına alabiliriz. Bunu da özellikle söylemiş olalım. Değerli gazeteci, yazar ve Doğu Türkistan Strateji Bakanımız Şener Mengele'ye BSM ailesi olarak çok teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Evet. Evet efendim. Ve diyoruz ki çırpınırdı Karadeniz diyoruz efendim. Thank you.
çöktü bütün bayraklar. Sırfırdım kamar alemin, matıp tümüşün bayrağı. Ah ölmeden bir görseydim, düşebilsem toprağına. Ah ölmeden bir görseydim, düşebilsem toprağına. Ayrı düştüm dost elinden, yıllar var ki çarpar sinem. Ayrı düştüm dost elinden, yıllar var ki çarpar sinem. Vefalı Türk'üm geldiğine, Selahan Türk'üm hayranım. Vefalı Türk'üm geldiğine, Selahan Türk'üm hayranım. Tırmalar sarsam koluna, inciler dizsem yoluna. Tırmalar sarsam koluna, inciler dizsem yoluna. Fırtınadan vursun yara, doğar Türk'üm bayrağına. Fırtınadan vursun yara, doğar Türk'üm bayrağına. Kafkaslardan esen yelde, şimdi sana selam söyle. Kafkaslardan esen yelde, şimdi sana selam söyle. Olsun bütün turgahında, kurban Türk'ün bayrağına. Olsun bütün turbalende, kurban Türk'ün bayrağına. Türkeşine, Türkeşine, kıyar mı hiç Türkeşine? Türkeşine, Türkeşine, kıyar mı hiç Türkeşine? Bütün dünya kurban olsun, Türk'ün başlığı Türkeşine. Hükümdaşlar dua etsin, Türk'ün başlığı Türkeşine. Bütün dünya kurban olsun, bütün dünya kurban olsun, bütün dünya kurban olsun Türk'ün başbuğlarına, Türk'ün başbuğlarına, Türk'ün yok olmayan başbuğlarına diyoruz efendim. İstanbul Küçükçekmece 2 telli, FSM TV, FSM Haber, Fetih TV, Sebahattin Cesur TV canlı yayın istiyorlarında canlı yayınımız devam ediyor. Ve diyoruz ki sefer bizim, zafer Allah'ındır diyoruz. Sefer bizim, zafer Allah'ındır diyoruz. Sefer bizim,
Zafer Allah'ındır diyoruz efendim. Ve canlı yayınımız devam ediyor efendim. Sizden gelen mesajları, sizden gelen yorumları almaya devam ediyoruz. Kayseri'ye bağlanacağız. Vedat Diyarbakırlı kardeşimizi, değerli başkanımızı canlı yayına alacağız. Birazdan efendim bize Büyük Birlik Partisi'ndeki genişletilmiş istişare toplantısıyla ilgili yorumlarını alacağız efendim. Evet. Biz hiçbir zaman olumsuzluktan yana değiliz. Biz yapı olarak, biz prensip olarak daima Millet-i İslam'ın yanındayız. Aynı kelimin desenleriyiz ama biz dirilişten yanayız. Yeniden dirilişten, yeniden büyük birliği inşa etmekten, yeniden büyük birliği kaynaştırmaktan, ayrıştıranlardan değil, kaynaştıranlardan olma açısından böyle bir prensibimiz var. Bu prensipten hareket ediyoruz efendim. Bu arada cep telefonumuzda sıkıntı var. Yani telefonumuz arızalı olduğu için, tamirde olduğu için cepten cevap veremiyoruz. Ama diğer numaralarımızı verdik efendim. 0212 470 82 8380 0212 470 8380 0212 697 59-37. Evet, bu şekilde canlı yayınımıza katılabilirsiniz. Vedat Diyarbakırlı'yı Kayseri'den canlı bağlantıyla alacağız efendim. Evet. Evet efendim. Tabii ki bu teknik bir konu, biraz telefonda sıkıntı oluyor. Yani bize araması kardeşimizin. Evet. Sistem çok daha değişik bir sistem. İnşallah sıkıntı olmaz. Bekliyoruz Vedat Bey'in telefonunu. 0212 470 8380 veya 0212 697 59 37 çift hatlı
telefonumuz var. Bekliyoruz efendim. Evet, aldık. Alo. Aleyküm selam değerli başkanım. Hoş geldiniz. PSM TV canlı yayına. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Evet, bugün bu şekilde telefonumuz yandı maalesef, cep telefonumuz. Tamirde bu 212'li telefonlarla bağlantı kurabiliyoruz. Evet, değerli başkanım, Ankara'da Yüksek İstişare Kurulu toplantısı yapıldı. Hayırlara vesile olsun dedik ve biz de tabii ki katıldık. Çok güzel bir programdı. Tüm milleti İslam'ın sesi olmaya çalıştı. Büyük Birlik Partisi ailesi olarak tüm yöneticilerimiz, tüm kardeşlerimiz, abilerimiz katıldılar, başkanlarımız. Sonuç bildirgesi 10 madde halinde de hemen yayınıma başlarken okudum. Eğer ki okuyacağım kafana takılan madde varsa okuyalım. Ama yok benim şu anda ezberimde veya önümde diyorsan, genel bir değerlendirme açısından bekliyoruz görüşlerini Vedat Başkanım. Buyurun. Konuşma başlamadan önce Türk İslam aleminin yılbaşını kutluyorum. Hayırlara vesile. Amin, amin efendim, amin. Allah razı olsun. Evet. Çünkü Büyük Birlik Partisi İslam aleminin ümidi olan bir parti. Her ne kadar Büyük Birlik Partisi, bir daha alalım buraya değerli başkanım. Büyük Birlik Partisi Türk İslam aleminin umudu yani. O kadar önemli ki umut. Evet, evet. Çünkü rahmetli Seyit Sersin dediği gibi bizim davamız İslam, davamız Allah davası. Aynen. Bizim davamız Allah ve Kur'an davası. Aynen. Evet. Şimdi istişare toplantısının olumlu geçtiğini, evet, tabana da bir mesaj verildiğini, güzel bir mesaj verildiğini, hele ki tarafınız istişare komitesinin kurulacağını ve işatımızda olan olumsuzlukların bu daraltının istişare komisyonu gündeme geleceğini, değil mi? Evet. Gündeme geleceğini mutlaka tahmin ediyoruz ki tüzüğümüzdeki bazı maddelerin değişebileceği. Aynen. Yönetimde bazı değişikliklerin olacağı, yöntemimizde bazı değişikliklerin olacağını. Yönetimimizde ve yöntemimizde. Bu çok önemli. Evet, evet, evet. İkisinde de diyorum. Evet. Kardeşim. Hem yönetimimizde hem de yönetimimizde hem de yöntemimizde. Evet efendim. Çünkü bizim gibi hareketler tabandan gelenlerin gözünü gençlerimizin açmaya yönelik olmalı. Aynen. Aynen bizler efendim. Bizler artık yaşlandık. Bizler büyük abimizi yapacağız. Aynen. Çekileceğiz. Gençlerin önünü açacağız. Aynen. Ak saçlı pozisyonunda olacağız bizler. Ak saçlı pozisyonunda, abi durumunda. Evet, evet, abi evet. Abi durumunda olacağız. Çünkü biz ideolojisi olan bir harekettir. Aynen efendim. İdeolojisi İslam olan bir harekettir. Düşünürseniz ki Üsame bin Zeyd radıyallahu anh başkomutanı olduğunda bazı kaynaklarda 18'di, bazı kaynaklarda 21 yaşındaydı. Allah Allah. Evet. Kırıp gençlerimizi yetiştirmemiz lazım bizim. Onların da önünü açacağını. Aynen. Olarak. Ben bu istişarenin camiamıza hayırlı olacağını, yeni bir ruhla, yeni bir atılımla Büyük Birlik Partisi'nin olması gereken yere geleceğini düşünüyorum. Aynen. Hani yazmışsınız ya kapak sayfanıza, mekan cennet olsun, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar ayrışmamış, kaynaşmış bir İslam dünyası istiyorum diyen Muhsin Yazıcıoğlu'nun hani kelime-i tevhid, La ilahe illallah Muhammeden Resulullah ölçüsünden sonra fikirde, fiilde, davranış ve yaşama tarzında ölçü eksiksiz olarak İslam olmalıdır diyorsunuz. Doğru mu efendim? Evet. Çünkü İslam'ı ölçü olarak almıştım. Aynen. Ben şahsen kendimi düşünüyorum. İslam'ı ölçü olarak almıştım. Ben yaşantımı, günlük yaşantımı, her konudaki yaşantımı İslam'ın ölçüsüne göre yaşamam lazım. Aynen. Niyetimi göstermem lazımdı. Bunun haricindeki olan bir hareket benim davama yakışmaz, dava adamlığıma yakışmaz. Dava adamlığıma yakışmaz, evet efendim. Yakışmaz. Evet. İnandığım davayı ben önce neslimde yaşamalıyım. Aynen. Ondan sonra millete örnek olmalıyım. Parmakla gösterilecek gençler yetiştirmeliyiz. Parmakla gösterilecek gençler yetiştirmeliyiz, ne kadar önemli, evet.
Evet. Büyük Birlik Partisi teşkilatlarını ben bir parti teşkilatları olarak göz önüne almıyorum. Büyük Birlik Partisi teşkilatları bir dergahtır. Aynen. Adam yetiştirmelidir. Aynen, aynen. Yetiştirmelidir. Ben böyle düşünüyorum. Fikri sahada çok gelişmiş gençlerimize ihtiyacımız vardır. Biz gençlerimize önem verdiğimiz müddetçe inşallah Allah size başarıyı tebrik edecektir. İnşallah, inşallah. Çünkü biz ne diyoruz? Başkanım, evet. Sefer bizden, zafer Allah'tan. Aynen. Biz bu yola baş koymuşuz, sefere çıkmışız. Zafer Allah'a kalmış. Elhamdülillah. Bize, aynen. Allah bize zaferi tattıracaktır. Aynen. Çünkü ayet-i kerimede de sinice az topluluklar, nice büyük toplulukları galebe çalmıştır diye Allah-u Teala. Zafer inananların gözüdür. Elhamdülillah. Evet, 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 evet. Allah razı olsun değerli başkanım. Yani ben şuna çok seviniyorum. Tüm arkadaşlarımızın birbiriyle irtibat kurmasını, tüm arkadaşlarımızın, yok ben muhalefetteyim, yok ben şuyum buyum dene yerine, tüm arkadaşlarımızın birbiriyle irtibat halinde olmalarını isterim. Aslında bu konuda genel başkanımız Sayın Mustafa Destici'nin de tüm muhalefetin diyen arkadaşlarla tek tek görüşmelerini isterim. Niye? Allah'a şükürler olsun, bizim muhalefet gibi görmememiz bile bir ordu çıkaracak, bir hükümet çıkaracak, bir bakanlık çıkaracak bir şeyde elhamdülillah. Çok güzel anlatıyorsun. Çok güzel görüşlerimiz var. Allah bin kere razı olsun. Hani bunun ispatı da nerede biliyor musun? Dikkat ediyor musun? Hani AK Parti'ye gidiyorlar ya, bazılarını alıyorlar ya. Evet. Dikkat et. Çok affedersin. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim konuşuyorum. Bilenler arkadaşlarımız ama tabir caizse bizde işe yaramayanlar orada baş tacı ediliyor. Bak yani çok ilginç yani. Şey, o kadar ilginç ki. Demek ki öyle bir davanın mensuplarıyız ki elhamdülillah. Muhalefetimiz de doktoru. Mecliste olanımız da doktoru. Mecliste gidenimiz de doktoru. Herkes doktoru. İşte bu cevheri, bu güzelliği kaybetmemek, birbirimizin kıymetini, muhsini duruşumuzun kıymetini bilmemiz lazım diye düşünüyorum. Doğru mu söylüyorum Vedat Bey? Doğrusunuz. Size bir şey var. Evet. Eleştiri olmayan eleştiri. Aynen, aynen. Eleştiri, yapıcı eleştiri olduktan sonra aynen. Saygı duymak gerekir. Aynen. Ha, biz bazı konularda eleştirilere yaklaşabiliriz ama aynen. Eleştirilerimiz zaman yıkıcı değil. Yıkıcı değil, tabii ki, tabii ki. Tabii. Aynen. Yaptım daha ileri gitmesi için çabadır. Aynen. Biz camiamızı bırakıp gidecek değildir. Yani hiçbir zaman da bırakmayız. Aynen, elhamdülillah. Yani evet. Kapıdan kovdular. Aynen öyle. Sevda. Sevda yani. Bu bir sevda. Evet. Evet. Bizim ocağımız dergahı. Aynen. Başka yer yok. Altına sığınacağımız katımız yok. Bir birlik partisi var. Aynen. 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 Türk İslam Müslümanı şiar edilmiş dünyadaki tek hareket değil. Aynen. Dünyadaki tek hareket büyük hareket. Aynen, aynen, elhamdülillah. Güceldir, davası. Evet, evet, evet. Allah inşallah size başarıyı nasip edecek. İnşallah, inşallah. Perşembe günü biraz önce canlı yayındayım, belki izlediniz. Değerli bakanımız katılıyor. Doğu Türkistan davasının sürgün Doğu Türkistan hükümetinin strateji bakanı Şener Menyere'yi canlı yayınımıza alacağız Perşembe günü inşallah. İstanbul'a konuğumuz olacak yani. Biraz önce sizden önce yayını almıştık. Evet. Bakanımı dinledim ben. Evet, evet. Sen haber alınca hemen açtın. Aynen, aynen. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim Vedat Başkanım. Buradan Kayseri'ye tüm can dostlara selamlar iletiyorum. O yöneticilerle Kayseri'de karşılaştım. Ali Saracoğlu ile görüştüm. Namazdan geliyorduk. Abilerle ayak üstünde merhabalaştık dedim. Ben Yamlalı deli durmuşum oğluyum dedim. Tabii bilen bildi, bilmeyen bilmedi, bilmiyorum. Evet, biz iftihar ediyoruz deli durmuşun oğlu olmaktan. Elhamdülillah benim babam dervişti. Amele pazarına giderdi. Ve aklına ne gelirse hak adına, halkça paylaşma adına, sosyal adalet adına, İslam hakkı adına konuşurdu. Hiç lafını kimseden de esirgemez. Derlerdi yine deli durmuş konuşuyor derlerdi rahmetli. Mekanı cennet olsun. En son öleceği gün herkesten vedalaşarak Rabbine kavuştu. Camiye giderken
cami yolunda vefat etti. Mekanı cennet olsun. Can babamız. Evet, evet, evet. Evet. Belediye Başkanım, inşallah İstanbul'a da misafirimiz olursunuz. Canlı yayına alırız müsait zamanda. Ömer Faruk Telli ile birlikte, o biliyor buraları zaten. İnşallah. Evet, evet. Tamam. Evet. Hürmetli sayılar, var mı son bir kelime söyleyeceğim bir şeyler hocam? Biz bir olalım, birlik olalım. İnşallah düşmanlarımız ne kadar olur. Aynen, aynen, aynen. İşte 15 Temmuz'da Müslüman Türk milletinin büyüklüğü görüldü değil mi hocam yani? Orada yaşlısı, genci, evet. Evet. Onların bir tuzağı var da Allah'ın da... Elhamdülillah, aynen, aynen başkanım, evet. İmanımızın gücüyle onların tuzaklarını bertaraf etmeye... Aynen, aynen, aynen. Allah yar ve yardım. Amin, amin değerli başkanım. Herkes evet, çırpınırdı Karadeniz'de seni yol geliyorum. Allah'a emanet ol diyorum başkanım. Hürmetten saygılar. Sağ olun. Allah'a emanet ol başkanım. Evet, Vedat Diyarbakırlı, Büyük Millet Partisi bir yöneticisi canlı yayına aldık. Çırpınırdın Karadeniz, batıp tüm Evet efendim, 26. dönem 2. yasama yılı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan açılış konuşması yapıyor ve biz de takip ediyoruz efendim. Evet. İnsanın hayat hakkından daha değerli değil. Suriye'de,
6 yılda öldürülen insan sayısının 600 bini bulması artık sözün bittiği yeri ifade ediyor. Biz Suriye halkına karşı sınırlarımız içinde ve dışında insani görevlerimizi yerine getirmeye devam ederken aynı zamanda uluslararası toplumu ikaz etme görevimizi de sürdüreceğiz. Fırat Kalkanı Harekatı, Suriye'deki terör örgütlerinin hepsine karşı bölge halkıyla birlikte başlattığımız meşru bir operasyon. DAEŞ terör örgütünün 14 yaşında bir çocuğu canlı bomba olarak kullanmak suretiyle Gaziantep'teki bir kına törenine göndermesi ve orada gerçekleştirdiği canlı bomba eyleminde çoğu çocuk 56 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 100 kişinin yaralandığı saldırı bizim için bardağı taşıran son damlıyor. Celal Mustan başlayarak batıya ve güneye doğru süren bu operasyonla hedefimiz bu bölgede ilk etapta 5000 kilometre kare büyüklüğünde terör örgütlerinden arındırılmış bir güvenli bölge tesis etmektir. Suriye toprakları bu şekilde adım adım güvenli hale getirildikçe terör sorunu da, mülteci sorunu da çözüme kavuşacak. İşte Cerablus'a girildiğinde 2000 Cerablus halkı var. Ama şu anda 40 bine neredeyse yaklaşmış vaziyette. Demek ki Cerablus halkı artık kendi topraklarına dönüyor. Yıllardır savunduğumuz bu proje için prensipte kimseden itiraz görmedik ama fiili destek de bulunuyor. Güney sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridoru ve PKK ile DAEŞ'in ülkemizde yoğunlaşan eylemleri bizi bu projeyi kendi imkanlarımızla uygulamaya, sokmaya mecbur bırak. Operasyonun başarıyla sürmesi, Suriye'de DAEŞ'le mücadelenin gerekli desteğin verilmesi halinde bu ülkenin kendi evlatlarıyla da pekala yürütebileceğini gösterdi. DAEŞ'in karşısına ısrarla bir başka terör örgütü olan PYD, YPG'yi çıkarmaya çalışanların tezleri Fırat Kalkanı operasyonuyla geçerliliğini yitirmiştir. Benzer bir oyun Musul'da da sahnelenmeye çalışmalı. Bölgenin nesebi ve etnik yapısına, kültürel hassasiyetlerine tamamen ters bir şekilde Şii milisler ve yine PKK'nın uzantısı durumundaki terör örgütü mensuplarıyla sahnelenmeye çalışılan bu oyunun da bozulması gerekiyor. Zira Musul'un hemen kuzeyinde Erafe var. Burası da Türkmenlerden oluşuyor. Ve Musul'a yapılacak bir operasyonun Telafer'i de hedeflediğini burada özellikle hatırlatmak istedim. Türkiye olarak bölgenin asli unsuru olan kesimlerle işbirliği için özellikle Arap ve Türkmen güçlerinin gereken şekilde desteklenmesi suretiyle Musul'un DAEŞ'tan kurtarılabileceğine inanıyoruz. Musul'un mezhep ve etnik köken çatışmalarının içine çekilmesini önlemek için her türlü gayreti göstermeyi sürdüreceğiz. Türkiye olarak masanın dışında kalamayız. Masada olmaya mecburuz. Bu sınırlarda 911 kilometre Suriye'de, yaklaşık 350 kilometre Irak'ta sınırı olan ülke Türkiye. Diğerlerinin böyle bir sınırı burada yok. Ama onlar orada sonuç belirlemek istiyor. Biz artık bundan sonra buna seyirci kalmamalıyız. Kalamayız. Bunun kararını da işte burası vermiş. Türkiye olarak kendi sınırlarımız içinde huzur ve güven içinde yaşamak istiyorsak Suriye ve Irak'taki gelişmelerin bu doğrultuda ilerlemesini sağlamak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde hem sınır güvenliğimiz
hem de terörle mücadele çabalarımız sürekli tehdit altında olacak. Değerli milletvekilleri, devletler arasındaki münasebetler siyasi, ekonomik, kültürel, insani, askeri pek çok yönü olan karmaşık ilişkiler. Bu unsurlardan her biri kendi içinde anlamlı ve önemlidir. Ama aynı zamanda bunlar birbirleriyle farklı derecelerde de olsa etkileşim halinde. Türkiye'nin son dönemde artan bölgesel ve küresel etkinliği diğer devletlerle olan ilişkilerini çok daha girift hale getirmiştir. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Almanya, İran gibi devletler ve Avrupa Birliği gibi kurumlarla ilişkilerimiz çeşitli uluslararası platformlardaki temsilimiz noktasında çok önemli gelişmeler yaşadığımız bir dönemden geçiyoruz. Rusya'ya geçtiğimiz yılın Kasım ayında maruz kaldığımız talihsiz krizin ardından Haziran ayından itibaren ilişkilerimizin normalleşme yönünde önemli adımlar atıyoruz. Görüş farklılıklarımızın olduğu konulardaki uzlaşma çabalarımızı sürdürmekle birlikte ortak çıkarlarımıza odaklanarak bu ülkeyle olan ilişkilerimizi eski seviyesinden de üzerine taşımayı hedefliyoruz. Nitekim enerji, turizm, tarım ürünleri ihracatı başta olmak üzere pek çok alanda ilişkilerimiz süratle eski seviyesine doğru yaklaşıyor. Benzer bir süreci İsrail ile yürüyor. Mavi Marmara olayı konusundaki şartlarımızın tamamını karşılayan İsrail ile Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere bölgemizdeki herkes için hayırlı neticeler doğuracak ilişkiler geliştirmeye çalışıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimizi geleneksel ittifak ilişkilerimizin ruhuna uygun şekilde sürdürmenin gayreti içerisindeyiz. Ancak bilhassa son dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgemize yönelik politikalarında ciddi bir tutarsızlık ve çok başlılık işaretlerine şahit oluyor. Amerika yönetiminin bir kısmı ısrarla Suriye'de ve Irak'ta PKK, PYD, YPG terör örgütüyle ortak çalışma yürütürken bir kısmı da bizim hassasiyetlerimize daha yakın politikalar izlemeye çalışıyor. Amerika'daki başkanlık seçimlerinden kaynaklandığı anlaşılan bu sorunun ülkemizin hayati çıkarlarına kalıcı zararlar vermeden çözümü için gayret göstermeyi sürdüreceğiz. Bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin Suudi Arabistan'a 11 Eylül saldırıları sebebiyle dava açılmasına imkan veren bir yasayı onaylaması da büyük bir talihsizlik. Her şeyden önce bu yasa hukukun evrensel bir kabulü olan suçların şahsiliği ilkesine alenen aykırıdır. Devletlerin egemenlik hakları konusunda tehlikeli bir tartışma başlatma potansiyeli olan bu yanlış adımdan bir an önce dönülmesini bekliyoruz. Bölgemizde ve küresel düzeyde çok yakın ilişkilerimizin olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin en kısa sürede münasebetlerimizin ruhuna uygun bir çizgiye geleceğine inanıyorum. Bölgenin bir diğer önemli aktörü İran'la da yine Suriye ve Irak meselesi başta olmak üzere görüş farklılıklarımızı aşma konusunda yoğun temas içindeyiz. Esasen bölgede İran'la birlikte hayata geçirebileceğimiz çok ciddi enerji, ulaşım, altyapı, kültürel işbirliği projeleri bulunuyor. İran'la da müştereklerimizi öne çıkartan bir yaklaşımla ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Ekim ayı Avrupa Birliği ilişkilerimiz bakımından önemli bir tarihtir. Bildiği gibi Avrupa Birliği'nin ülkemize söz verdiği vize serbestliği uygulamasının bu ay yürürlüğe girmesi gerekiyor. Birlik tarafından yapılan açıklamalara baktığımızda terörle mücadele gibi Türkiye için hayati bir konunun sürecin ön şartı haline dönüştürülmeye çalışıldığını görüyoruz. Açık söylüyorum. Bu tavır Avrupa Birliği'nin
Türkiye'ye verdiği sözü tutmak istemediğinin ilanı. Ve yine açıkça ifade ediyorum. Kendi evimin. Türkiye, Avrupa Birliği ile yarım asrı geçen ilişkilerinde hep veren taraf, hep sözünü tutan taraf olmuştur. Bizden kaynaklanan gecikmeler, eksiklikler, aksaklıklar konusunda hiçbir itirazımız olmamıştır. Ama özellikle son genişleme süreçlerinde demokratik ve ekonomik kriterleri Türkiye ile mukayese edilemeyecek ülkeler hızla kamuya yapılırken ülkemizin ısrarla kapıda bekletilmesi olay değil de 3 yıl Avrupa Birliği'nin bizimle ilgili gerçek niyetini göstermiştir. Lafı döndürüp dolaştırmanın, diplomatik cambazlıklarla üste çıkmaya çalışmanın gereği yok. Avrupa Birliği yetkilileriyle birlik içinde etkin olan ülkelerden açıklık, şeffaflık, samimi bir ikrar bekliyoruz. Lütfen Avrupalılar kafalarındaki farklı niyetlerin günahını bizim üzerimize yıkmaya çalışmakta amaçlısınlar. Bizim Avrupa Birliği kriterleriyle, küresel demokratik değerlerle, hak ve özgürlüklerle, insan haklarıyla, hukukun üstünlüğüyle hiçbir sorunumuz yoktur ve olmayacak. Bunları Avrupa Birliği istediği için değil, kendi vatandaşlarımız layık olduğu için sahipleniyoruz. Hayata geçiriyoruz. Geçirmeyi de sürdüreceğiz. Avrupa Birliği şayet objektif bir değerlendirmeyle Türkiye'yi tam üye yapacaksa, bunun önünde hiçbir engel bulunmuyor. Biz buna hazırız. Fakat böyle bir niyeti olmadığı halde akıl mantık dışında yapmalarla bizi oyalamaya devam edeceklerini düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Artık bu oyunun da sonuna geldik mutlulukları. Türkiye ile veya Türkiye'siz yoluna devam etme seçimi Avrupa Birliği'ne ait. O seçimi kendileri yapacak. Kurnazlık yapıp sorumluluğu bizim üzerimize yıkmaya çalışmasın. Değerli milletvekilleri, ülkemizin yaşadığı badirelerin hepsi önemlidir. Ama ekonomiye ayrı bir ehemmiyet vermek mecburiyetindeyiz. Terör örgütleriyle, darbecilerle, diplomatik ayak oyunlarıyla Türkiye'nin önünü kesemeyenler her fırsatta ekonomi kozunu önümüze koyuyor veya ekonomi kozuna başvuruyor. Geçtiğimiz 14 yılda bir yandan küresel krizin yol açtığı 2009 yılındaki istisna hariç kesintisiz bir büyüme sağlarken bir yandan da ekonomik taarruzlara karşı direndik direniyoruz. Anlıyorsun, Türkiye büyüdükçe, geliştikçe, gücü ve imkanları arttıkça bu tür saldırılara karşı daha dirençli hale geliyor. Altyapı, üst yapı yatırımlarıyla büyüyen, güçlenen bir Türkiye. Dikkat ediniz, her terör dalgası veya sosyal çalkantıyla birlikte hemen bir ekonomik kriz söylentisi, tavsiyesi, kampanyası başlatılır. Gezi olayları sırasında bunu yaşadık mı? Yaşadık. 17-25 Aralık'ta bunu yaşadık mı? Yaşadık. 20 Temmuz 2015'ten sonra yeniden başlayan bölücü terör eylemlerinde aynen bunu yaşadık. Son olarak da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından aynı senaryo yeniden. 15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığa uğramasıyla birlikte hemen gözler ekonomiye çeviriyor. Fakat milletimiz, ekranları başında bizi izleyen bu aziz milletimiz istiklali ve istikbaliyle birlikte ekonomisine de sahip çıkarak bakın ertesi gün piyasaya 2,5 milyar dolar sürdü ve onu devreye çıktı.
Şu ana kadar da 12 milyar dolar piyasaya sürdü. Ve Merkez Bankamız piyasaya döviz sürmek zorunda kaldı. Büyük yatırımlar, projeler, üretim, ihracat hiç mola vermeden devam etti. İşte Osman Gazi Köprüsü'nün açılışını hamdolsun gerçekleştirdik. Ve açılışı yaptığımız günden bu yana katlanarak orada da araç sayısı artıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü aynı şekilde ve bağlantılı otoyollar büyük bir gayretle inşası devam ediyor. Şimdi önümüzde inşallah Çanakkale Köprüsü var. İnşallah Kanal İstanbul projesi var. Bunlarla beraber Türkiye çok daha büyük bir evrimi, devrimi geçirecektir. Bunu da bilmemiz lazım. Tabii baktılar ki bu şekilde Türkiye'nin önünü kesemeyecekler. Bu defa kredi derecelendirme kuruluşlarını devreye soktular. İki gün önce Akdemir'ine, iki gün sonra Kara diyen bir derecelendirme kuruluşunu ne içeride ne dışarıda kimse ciddiye almadı. Tam aksine hazineye daha fazla müracaat oldu. Daha fazla ilgi oldu. Önümüzdeki hafta içinde uluslararası bir büyük şiddetle ülkemizdeki ilgili kuruluşlar sağlık alanında yaklaşık 1,1 milyar dolarlık yatırımın finansmanını öngören bir anlaşmayı imzalayacak. Tablo bu. 10 Ekim'de İstanbul'da açılışı yapılacak Dünya Enerji Kongresi bu alanda çok önemli ve çok büyük mevzuları içeren görüşmelere, belki de anlaşmalara sahne olacak ve dünya liderlerinden bir kısmı da inşallah bu Uluslararası Dünya Enerji Kongresi'ne katılacak. Yakın zamanda kuruluşunu tamamladığımız en önemli adımlardan bir tanesi, Türkiye Varlık Fonu her geçen gün daha büyük bir ilgi görüyor. Bu fon sayesinde önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz büyük ve stratejik projelerin finansmanı çok daha kolay hale gelecek. Gerek ikili işbirliğiyle, gerekse ikili olarak üçüncü ülkelerde yapılacak yatırımlarla bu ülkemize çok büyük bir kazanım sağlayacak. 2016'nın ilk yarısında yaklaşık %4 olarak gerçekleşen büyüme oranı bu yılın kayıp bir yıl olacağını düşünenleri mahcup etmiştir. İnşallah Türkiye beklentilerin üzerinde büyüme oranlarıyla 2023 hedeflerine ulaşma konusunda çok ciddi mesafe kat edecek. Ekonomide bir süredir görülen kısmi durgunluğun yerini artık yeniden canlanmaya bırakması için her türlü tedbir alınıyor. Nitekim bu canlılığın ilk işaretlerini kapasite kullanım oranındaki ekonomik güven endeksindeki nispi artışla şimdiden görmeye başladık. Merkez Bankası'nın faizi indirmeye ve faiz koridorunu daraltmaya yönelik çalışmaları ile Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nun tüketicilere yeni kolaylıklar sağlayan kararları olumlu gelişmelerdir. Büyük ekonomilerin ciddi sıkıntı yaşadığı bir dönemde Türkiye'nin terör ve darbe girişimi sorunlarına rağmen nispeten yüksek bir büyüme oranını sürdürmesi takdir ediliyor. Fakat bizim ölçümüz asla bu değil. Çünkü bizim çok büyük hedeflerimiz, çok büyük beklentilerimiz var. Onun için daha fazla çalışacağız. Daha çok üreteceğiz. Daha çok istihdam edeceğiz. Daha çok ihracat yapacağız. Yüksek teknolojiye, kaliteye, Ar-Ge'ye daha çok önem veriyoruz. Bunu da devletiyle, siyasetiyle, milletiyle, iş dünyasıyla hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bu düşüncelerle Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 26. dönem 2. yasama yılının bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu dönemde de yoğun bir mesai sarf edecek milletvekillerimize, parti gruplarımıza şimdiden kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
Muhterem Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Sayın milletvekilleri, birleşime 10 dakika verdim. Sayın seyirciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi geçmişe sahip çıkma adına çok önemli bir projeye imza attı. Milli Saraylar Başkanlığı'nda düzenlenen doğumunun 174. yılında Sultan II. Abdülhamit Han ve dönemi uluslararası sembolcumu 22-25 Eylül tarihleri arasında İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirildi. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, tarihimizi sevmemiz lazım, hafızasını kaybeden millet onurunu kaybetmiş demektir dedi. Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı Sultan II. Abdülhamit doğumunun 174. yılında uluslararası sempozyumla anıldı. Sempozyum öncesi Dolmabahçe Sarayı Hazine-i Hasta binasında basın toplantısı yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman sempozyumun düzenlenme amacını anlattı. Hafızasını yitiren bir millet kültür ve medeniyetin değiştirmiş, benliğini kaybetmiş demek. İşte bu sempozyum hafızamıza bir nebze olsun tarih şovu ve tarih bilinci aşılamak için atılmış bir adımdır. Sultan Abdülhamit ve dönemi analitik bir biçimde incelenip analiz edildiğinde çıkarılacak sonuçların istihbari yapacağımız uzun ve müşakkatli yürüyüşte yönümüzü tayin edecek bir pusula, önümüzü aydınlatacak bir meşale olacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saraylar Başkanlığı'nca düzenlenen Sultan II. Abdülhamit Han ve dönemi uluslararası sempozyumu 22-24 Eylül tarihleri arasında Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirildi. Doğumunun 174. yılında Sultan II. Abdülhamit Han ve dönemi uluslararası sempozyumun açılış konuşmasını da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman yaptı. Sultan II. Abdülhamit'in son dönem Osmanlı padişahları içinde özel ve ayrıcalıklı bir yere sahip olduğunu vurgulayan Kahraman, II. Abdülhamit'in 33 yıllık mücadelesinin çok iyi öğrenilmesi gerektiğini söyledi. Çöküş süreci olarak bitiren bir dönemde icra etmiş olduğu iç ve dış politikayla devletin hayatta kalmasını sağlamış, bunların yanı sıra eğitim, kültür ve sanayi hamleleriyle gerçekçi bir kalkınma ve ilerleme politikası yapmıştır. Onun kullandığı siyaset, Osmanlı Devleti'nin yıkımını getirdi. İttifak halindeki yapasız yeniliğinin Osmanlı Devleti'ndeki emirlerin başarısına verildi. Hal edilmesi diye güçlü bir devlet olarak tarih sahnesinde yerimizi devam ettirecek, Nevç Irmağı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Milli Saraylardan sorumlu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreter Yardımcısı Yasin Yıldız'la, Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu Başkanı Profesör Doktor İlber Ortaylı'da sempozyumun açılışında birer konuşma yaptılar. Önemli bir sergi meydana getirdik. 3 gün süren uluslararası sempozyum kapsamında 2. Abdülhamit Han ve döneminin ekonomik durumu, yönetim biçimi, dış politikası, edebi ve sanat akımları, önde gelen sanatçıları ve edebiyatçıları, sosyal ve dini hayatı, eğitim politikaları, basın ve fotoğrafçılığın gelişimi, şehircilik, arşiv kaynakları, hukuki düzenlemeler, istihbarat faaliyetleri, askeri ıslahatlar, asayiş ve nüfus politikalarının konu edildiği 16 oturum gerçekleştirildi. Bu oturumlarda 12'si yurt dışından olmak üzere 65 akademisyen tebliğ sundu. Katılımın ve ilginin oldukça yoğun olduğu oturumların ardından sempozyumun kapanışı gerçekleşti.
gerçekleştirildi. Kapanış oturumuna başkanlarını ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreter Yardımcısı Yasin Yıldız yaptı. Oturumdan Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu Başkanı Profesör Doktor İlber Ortaylı, Profesör Doktor Metin Ulagu'yla Profesör Doktor Azmi Özcan görüşlerini dile getirdiler. Kapanış oturumunun ardından konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, tarihi hafızanın önemine işaret etti. Bizim tarihimiz, bizim insanımız Sevset ne oldu? Sen ondan nasıl bahsedersin? Ya niye bahsetmeyelim? Allah Allah. Hele bir onun şeyi bakalım. O zaman göreceksiniz. İnsan bilmediğine düşman oluyor. Ne bileyim, bir şey yok. Tarihimizi sevmemiz lazım. Sempozyum çerçevesinde Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen Sultan II. Abdülhamit Han döneminden Dizler adlı serginin açılışını Meclis Başkanı İsmail Kahraman yaptı. Kahraman, sempozyumla tarihi bir görevi yerine getirdiklerini söyledi. Tarih, bir deniz mevcudur. Günü anlamak için tarihe güvenilir. Geleceği okumak için bile tarihe mürekkebiliriz. Cumhuriyetle ilerlere doğru yürüyeceğiz. Türkiye'mizi layık olduğu noktaya... Evet efendim, İstanbul Küçükçekmece 2TV, FSM TV, FSM Haber canlı yayın sıralarındayız. Canlı yayınımız devam ediyor. Sizden gelen mesajları almaya, sizden gelen oturumları... canlı sohbetleri ve programları yapmaya devam ediyoruz. Meclise bağlanmıştık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan meclis konuşmasını canlı olarak sizlere bağladık ve meclis başkanımızın Topkapı Sarayı'ndaki açılışlarıyla ilgili çalışmaları Türkiye Büyük Millet Meclisi TV, Haber TV'den canlı olarak sizlere sunmaya gayret ettik. Evet. 1 saat 54 dakikadır canlı yayındayız. Evet. Gündem özel programımız devam ediyor efendim. Efendim, İstanbul Beşiktaş'ta evet Beyaz Ay'ın yürüttüğü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerindeki açmak için hareket kampanyası kapsamında Küçükçekmece Dostluk Engelliler Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilecek olan 100 engelli 100 ayak projesi. Evet, hedef 100 engelli 100 ayak projesi kapsamında ünlü isimler ile engelli sporcularımızı sporda farkındalık ve kaynaşma ortamını sağlamak adına tekerlekli sandalye basketbol maçında buluşturuyoruz. Aynı organizasyonda 100 engelli vatandaşımıza 100 akülü sandalye dağıtarak onların hayat mücadelelerinde yeniden var olabilmeleri için destek olmayı hedefliyoruz. Organizasyon tarihimiz 1 Ekim 2016. Yer Ahmet Cömert Spor Salonu. Organizasyon Burak Akan. Yönetmen, yapımcı sunum Şenol İpek. Destekleyen Turgay Kıran iş adamı. Kurumlar Küçükçekmece Dostluk Engelliler Spor Kulübü Türkiye Beyaz Ay Derneği ortaklık. Etkinlikler efendim Murat Günhan Fashion Show. Konser, engelli dans grubu, tekerlekli sandalye, basketbol maçı. Burak Akan organizasyon sorumlusu size burada FSM Haber, FSM TV, Fethi TV adına bildiriyi sizlere paylaşmak istedik efendim. Şu anda da can dostlarımızla, sportmen kardeşlerimizle beraberiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız efendim? İsim? Sizlere sorayım. Kerim Keküç. Kerim? Keküç. Keküç memnun oldum. Ben de memnun oldum. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Güzel bir projenin içerisindeyiz şu anda. Evet. İnşallah güzel şeyler başaracağız.
Biz geçtik, biz engelimizi açtık ama... Biz engel tanımıyoruz, baştan bunu konuşalım, doğru mu efendim? Ya tanımıyoruz, biz engelimizi açtık ama engelini aşamayan arkadaşlarımız için mücadeleye devam ediyoruz. Yani onların yanındayız, varız, bizim yanımıza buyurun gelin diyoruz, doğru mu efendim? Evet, evet, aynen öyle. Evet, siz alalım. Onlarla birlikte engelleri aşmak istiyoruz. Biz açtık. Elhamdülillah, ne kadar güzel. Buyurun efendim, sizin alalım. Arkadaşlara katılıyorum. Aynen. Çok güzel, Allah razı olsun. Evet efendim. Hep beraber arkadaşlar. Hep beraber izliyoruz. 1 Ekim'de görüşmek üzere. Işte. 1 Ekim'de inşallah. 1 Ekim'de müsabakalarda ve kültür organizasyonlarında görüşme yapacağız. Şimdi birazdan efendim canlı programımız başlayacak. Allah'a emanet olun. Olmadığını izahlarken şu iki örnekten bahsettim. Bir sağlık alanında... Bizleri kırmayıp, bizleri derken engelli sporcuları kırmayıp özellikle geldiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım adına, hepiniz adına. Amacımız Kazım'ın da başkanı olduğu Dostluk Engelliler Spor Kulübü Derneği'nin bir kampanyasını yönetmek, yürütmek. Bu kampanyada 100 ayak, 100 engelli, 100 ayak. Hep ters söylüyorum. Olsun. Solda sağa karıştırıyor. Affediyor artık beni. Dolayısıyla 100 engelli, 100 ayak projesinde biz engelli kardeşlerimizin spor olan yakınlıklarını bildiğimiz için, onlara spor yapmak için akülle engelli sandalye tedarik etme amaçlı bir kampanya düşündüm. Bu kampanyada eksik olmasın. Kazım'ın başkanlığında ben de ikiyle destek olaraktan Burak'la, Murat Günal'la, Şenol ve Burak'la yolluyorsam Şenol İpek'le hep beraber bir olup bu kampanyada nasıl biz bu kardeşlerimize 100 tane akülü sandalyeyi tedarik edelim diye çalışmalarımız yapıyoruz. Dolayısıyla burada en büyük katkı da tabii ki medya, sizler. Çünkü sizler ne kadar bunu yönetirseniz, yönlendirirseniz bize o kadar dönüş olacak demektir. Dolayısıyla çok güzel de bir gün tertip ettiler Kazım kardeşlerim. Bugün de Murat'ın çok ciddi bir koleksiyonu, olmadığı bir koleksiyonu, değil evet, mi? Evet. Hiç görmemiş bir koleksiyonu. Yaklaşık 25-30 tane sen söyleyeceksin bana. Ben daha tamam, söyleyeyim ki siz bitir, ben de sen, tamam. Sen konuşacak bir şey kalmadı diye tamam. Söylüyorum. Onun yanı sıra özellikle bu gece katılacak olan iş adamları, sanatçı kardeşlerimin de hep karşıda gördüğümüz engelliler basketbol maçı yapıyor. O seller nasıl bilinir, nasıl bilinmez hiç bilmiyoruz. Onlara bildirip onlarla biz engellilerle bir maç müsabaka yapmak. Dolayısıyla o onları da anlamak. Yani biz çünkü kolay zannediyoruz bazı şeyler ama o ne kadar zor olduğunu belirtmenin içinde bunun yaşanması gerektiğine inanıyoruz. Dolayısıyla sanatçı kardeşlerimiz ve iş adamlarımız da oturtup ben düdük çalacağım. Ben de oynadım. Hayır başkanım oynayacaksın. Dolayısıyla böyle gayet güzel, şenlikli, keyifli, 3000 arkadaşımızın, engelli arkadaşımızın var olup geleceğini tahmin ediyoruz. Dolayısıyla o arkadaşlarımızın da belki de hayatlarında bu kadar görebileceği, bu kadar sanatçı kardeşlerimiz ki hakikaten kime söyleyecek reddetmediler. İşte Arşın Kaya olsun, Emre Altuğ olsun. Aklıma gelmiyor ama işte manken arkadaşlarımız keza, şimdi biraz sonra Murat hepsinin adlarını veririm. Sanatçı arkadaşlarımız keza hepsi orada olacaklar. İş adamları olsun, Ali Koç olsun, Nihat olsun, Özdemir, Yılmaz Unsoy olsun, eksik olmasa hep o gecede bulunacaklar. Ve hep beraber o arkadaşlarımızla beraber engelli engelsiz ayrımı yapmaksızın bir müsabaka, bir eğlence, bir gece geçireceğiz. Onun için ben söylediklerimi daha bu kadar da kısıtlı. Özellikle bir şeye söylemem gerekiyordu. Bu geceye Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın mahallinde olması bizi çok onurlandırdı. Hakikaten Cumhurbaşkanımıza saygılarımızı arz ediyoruz, sevgilerimizi gönderiyoruz. Çünkü her zaman engelli kardeşlerimiz yanında oldular. Bu gecede de bizle beraber olmaları bizi çok onurlandırdı. Bunun dışında Çağız'ın da herhalde Burhan'ın da söyleyeceklerini, Murat'ın söyleyecekleri fazla bir şey yok ama ben Çağız'ın da başını söyleyeceğim. Murat Bey. Ece'yi bekliyorum, Ece gelsin. Siz konuşun. Bak küçük bir şeyden konuşmayayım. Ya da ben konuşayım, tamam. Şimdi bu proje bana teklifinde Ece de geldi, tamam. Gel yanıma gel. Şimdi bu projeyi bana teklif olarak sunulduğunda tabii de seve seve katılırım. Yapacağım koleksiyon yeni bir koleksiyon.
ve 30 tane mankenin beni kırmadan gelip bu defilede podyumda yürümeleri tabii bu projelere destek oluyor. Ece ile biz ikimiz her zaman zaten sosyal projelerde birlikte çalışıyoruz, görev alıyoruz. Türkiye'nin herhalde sosyal projelerin modacısı ve mankeni olarak Ece gösteriliyor. Sunucusu veya. Güzel bir gece olacak. 1 Ekim'de yapılacak. Ahmet Cömert Spor Salonu'nda yapılacak. Büyük bir salon. 4000 kişilik galiba değil mi? Bayağı büyük bir salon ve katılımın da iyi olacağını düşünüyoruz. Elimizden geldiği kadar çalışıyoruz 1 Ekim'e. Vallahi çok güzel bir gün. Özellikle beraber olduğunuz için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim siz değerli basın mensubu arkadaşlarımızın burada olduğu için bizimle. Sayın Başkanımız bu konuda her zaman destek zaten. Ne zaman bir sosyal sorumluluk projesi olsun bizlerle. Biz gerçekten Murat'ın söylediği gibi bu tarz organizasyonlara özellikle gönül veriyoruz. Çünkü bu bir gönül işi. Hatta ikiletmiyoruz bile nedir ne değildir. Bir sosyal sorumluluk projesi var. Tamam, hemen orada yaşıyoruz. Hiç konuşmaya gerek yok. Pek çok kişinin bu duyarlılığı göstermesini istiyoruz ama maalesef çevremizde buna duyarlı olan kişiler göründüğü gibi değiller veya göründüğü kadar çok değiller. İnsanlar bir şey söylediğinde her şey para veya hani bir takım başka görsellikler değil, biraz da dua, biraz da destek, onların mutluluğunu paylaşmak. Hani klasik bir laf vardır, hep böyle hepimiz bir arada engelli adayız. Evet, öyleyiz. Ve hepimizin ailesinde, yakınlarının çevresinde var zaten bunu yaşayan insanlar ya da daha sonradan maalesef buna maruz kalanlar. Burada hepimizi bir aile olarak düşünüyorum. Bütün yine bir boş salonluk projesi çok büyük bir organizasyon düşündüğümüzden daha büyük ve daha şık olacak. Bunun için elimizden geleni yapacağız ve en güzel olacağına inanıyorum. Daha sonra da çalışmalarımız tabii ki devam edecek son sıra. Çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık bundan 6 ay önce 100 engelliye 100 ayak adı altında çıktığımız bu yoldan emin adımlarla ilerlemekteyiz. Öncelikle maddi ve manevi olarak yardımları esirgemeyen Küçükçekmece Dostluk Engelliler Spor Kulübü'nün onursal başkanımız Sayın Turgay Kıran, sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Projemizin yüzü olan ve aynı zamanda sunumumuzun üstlenen bu yoldan beraber yürüdüğümüz destekçimiz Şanol İpek ve 1 Ekim için güzel bir defile hazırlayan modacı Sayın Murat Gülhan, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz Dostluk Engelliler Spor Kulübü olarak engelleri spor yapabileceğini herkese göstermek istiyoruz. Engelli olmak spor yapmak için engel değildir. Hem 100 engelli vatandaşlarımıza akülü sandalye dağıtacağız, hem de genç engelli kardeşlerimize sporu teşvik edeceğiz. Organizasyonu üstlenen Burak Akan, ilk günden beri Burak Akan'ın ekibiyle, itinayla, çalışmalarıyla projeyi bugünlere getirmiştir, bulunmakta. Burak Akan'ın yaptığı bu organizasyon herkese örnek olması ve tarz organizasyonun sürekli yapılması temin ederiz. Akülü sandalye bizim ayaklarımız. Gelin siz de bir ayak olun. Evet efendim, Rabbim razı olsun, Rabbim hayırlar versin. Rabbim milleti İslam'ı sırat-ı mustakim yolundan ayırmasın. Gelin engelleri birlikte aşalım. Diyoruz efendim. Yapabileceğimiz kadarını yapmaya çalışıyoruz. İsterdik ki hemen Ataköy'de canlı olarak yapalım diye düşündük ama canlı yapma imkanımız kısıtlı olduğu için en azından stüdyodan canlı olarak yapalım. Engelli kardeşlerimize engellilik olmadıklarını, engelleri birlikte aşalım düşüncesinden canlı yayını burada stüdyoda yapalım diye düşündük ama sağ olsunlar ulusal kanallar
dizileri göstermeye devam ettikleri için henüz şu anda hiçbir televizyon kanalı orada olmadığını söylüyor yöneticiler. Ki orada bir televizyon kanalı canlı olmuş olsaydı biz de stüdyomuzdan canlı olarak bağlantı paralel manada yani ortak olarak canlı bağlısız bağlanacaktık. Engellilerle ilgili güzelim o programı hep birlikte engelleri birlikte aşan programını birlikte canlı olarak izleyecektik efendim. Evet. Tabii bu arada müsait olurlarsa organizatör bu programın organizatörü Burak Akan'ı ve Engelliler Derneği Başkanı Küçükçekmece Engelliler Derneği Başkanı Casip Acar'ı alabilirsek canlı yayına alacağız. Bunu da özellikle söylemiş olalım. Evet. Bu arada Hicri yılbaşı biliyorsunuz milleti İslam'a hayırlar getirsin diyoruz. Yarın itibariyle 1437 29 Zilhicce bir cumartesi bugün. Yarın Hicri yılbaşı milleti İslam'a hayırlar hasenatlar getirmesini Rabbimizden niyaz ediyoruz. Evet. Evet efendim. Saygıyla selamlıyorum. Sivas'ta değerli hemşerilerim dediler ki bizden Çağlayan Çelik'e selam söyleyin. Buradan biraz sonra Yozgat Yerköy'de ikincimiz var. İnşallah sizin selamınızı da Yerköy'e götüreceğim. Ben 29 Mart seçimlerinin öncelikle Çağlayan Çelik'teki bütün siyasi partilerimizin mensuplarına Mustafa Bey'in dışındaki diğer belediye başkan adaylarımıza ve onların ailelerine de Mustafa Bey'le birlikte onlara da ailelerine de milletimize de hayırlar getirmesini diliyorum. Bu seçimler ülkemiz için istikrara vesile olsun. Allah memleketimizi terörden, selden, felaketlerden, zelzeleden korusun. Allah ülkemizin birliğini, beraberliğini bozmasın. Seçimler bir kavga aracıyla olmamalı. Size de bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Sakın akşam televizyonlara bakıp da liderlere ve onların metotlarına kapılmayın. Sel gider, kumu kalır. Bu seçimle gidecek ama siz komşu olarak, akraba olarak,
hemşehri olarak yine birlikte yaşamaya devam edeceksiniz. Seçimler elbette tartışma alanı, elbette eleştiri yapılacak. Adaylarımız yapacaklarını anlatacaklar. Ama hiçbir zaman üslup yüz yüze bakmayı engelleyecek olmamalı. Şu sokaktan gittiniz öbür sokakta rakibiyle karşılaşacak adaylarımız. Elinizi uzatıp tokalaşacak kadar arada mutlaka nezaket bırakmalı. Ve hepiniz de birbirinize nezaket bırakmalısınız. Bakın, İyi Birlik Partisi devletten bir kuruş para almadan siyaset yapıyor. Devletin hiçbir kaynağını kullanmıyoruz. Onun için bütün imkanları kendimiz kullanıyoruz. Bayrakların parası da bizden. Seçim kampanyalarını her ay dayımız kendi yapıyor. İşte ben de bugün çok sıkıştım. İllaki Çağlayan Ceri'de gelecektim. O zaman dedik ki Acı Zulüm helikopter tutalım. Tutalım dediler. Arkadaşlarımız kendi nabakalarından keserek bu siyaseti yapıyorlar. Biz de onlarla yarışıyoruz. Aşağıda kalmıyoruz Allah'a çok. Hiçbir şeyde de onlardan aşağı kalmıyoruz. Ama size bir şey söyleyeyim. Bakın, seçimlerde kullanmak üzere siyasi partilere 300 trilyon civarında yardım yaptı devlet. 300 trilyon civarında. Az mı? O zaman şehidinin çocuğuna iş veremeyen, çiftçisine, işçisine, emeklisine, insanca yaşama seviyesinde imkan sağlayamayan bir devletin seçimde böyle meydanlara insanları toplayın, birbirinizle horoz gibi dövüşün diye para vermesi ne kadar adil, ne kadar ahlaklı, bunu sizin vicdanınıza bırakıyorum. Doğru bırakıyorum. Sonuçta onlar meydanlara insanları topluyorlar. Nasıl topluyorlar? Otobüsler gönderiyorlar. Başka şehirlerden otobüsleri dolduruyorlar. Ve paralarını nasıl olsa siz veriyorsunuz. Çünkü sizin verginizden ödeniyor. Çünkü devlet yardımı veriyor o partilere. Onlar da oradan ödüyorlar. Ekmegel'den, Sugöl'den, Harman Yeri bedava. Ondan sonra geliyorlar. Gladyatörler gibi arenaya çıkıyorlar. Birbirlerine tüylerini kapatıp oradan oraya kakalıyorlar. Bu meydandan o meydana, o meydandan o meydana bir sürü hakaret yapıyorlar. Ben bu siyaset anlayışını kabul etmiyorum. Ben bu siyaset anlayışını eleştiriyorum ve reddediyorum. Bugün mevcut sistem insanları yanlış yapmaya sevk ediyor. Masaya oturan kim olursa olsun cebine şeytan koyuyor ve ilk fırsatta şeytana uyduruyor. İşte biz bu düzeni değiştirerek diyoruz ki Türkiye'de iktidarlar değişiyor da bir şey değişmiyor. Külfet Anadolu insanının sırtında, nimet genellikle vergi kaçıran, milleti dolandıran bir avuç azınlığın elinde oluyor. Bu hiç değişmiyor. İşte onun için de asıl olan şu, nimeti de külfeti de adaletli paylaşacağız. Varlığı da yokluğu da beraber paylaşacağız. Hep nimette olanlar biraz külfete katlanacaklar. Hep külfet taşıyan Anadolu çocuğu biraz da nimete el uzatacağız. İşte büyük birliğin gayesi bu. Ben bunun için varım. Ben toprağı saksıda, köylüyü sinemada, çileyi de edebiyat kitaplarında okumadım. Ben bunları yaşayarak geldim. Ben bir çiftçi çocuğuyum. 41 yıllık mücadele hayatımda sizin karşınıza çıkarken utanacağım,
hiçbir şey Allah'a çok şükür yoktur. Ve 41 yıllık mücadele hayatımda sizin karşınıza çıkarken birisi bir şey der mi acaba diye bir kaygı duymadım. Çağla Enceri'de yukarıdan baktım. Buranın fotoğrafını da çektirdim. Yukarıdan. 2 yıl sonra o fotoğrafı size göstereceğim inşallah. Çünkü ben yanlışa yanlış derim, doğruya doğru derim. Ondan sonrasında, evet, sonra Refah Yolu hükümeti oldu. Bildiğiniz gibi darbecilere karşı her türlü tehdidi göz alarak, her türlü baskıyı göz alarak o Refah Yolu hükümetinde ben kurdurdum. O zaman, şimdi ondan sonra sayın rahmetli Ecevit koalisyonu kuruldu. İçinde MHP'nin olduğu, ANAP'ın olduğu. Sonra da AKP iktidarı kuruldu. Ben bütün iktidarlar döneminde yanlış şey olduysa çıktım söyledim. Ama doğru yapıldıysa, ben Ecevit de doğru yapsa söyledim. Baykal da doğru yapsa söylerim. Bahçeli de doğru yapsa söylerim. Erdoğan da doğru yapsa söylerim. Ben bunları söylerken hiçbir komplekse kapılmam. Doğruya doğru derim. Yanlışa yanlış derim. Biz her zaman beraberiz. Biz kardeşiz. Benim için şu Kürt, bu Türkmen, bu Alevi, bu Sünni, bu Çerkez, bu Laz, bu Boşnak yok. Benim için yaratılmışı severim. Yaradan'dan ötürü anlayışıyla insan var karşımda. Ben tekrar sevgilerimi sunuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum ilginizden dolayı. Değerli bacılarıma, kardeşlerime, hepinize hangi partili olursanız olun, diyorum ki buradan gül, gül ki gül yüzünde binlerce güller açsın. Gül, gül bahçesi, gül bahçesi gül yüzünden sevgi topla demet demet. Sevgide güller açsın, güller sevgi dağıtsın. Sevgiyle bakıyor, gül gibi görüyorsan sen bahtiyarsın diyorum. Ve hepinizin birbirine sevgiyle bakmasını ve bir gül atmasını istiyorum. Sizleri de Allah'a emanet ediyorum. Teşekkür ederim. Allah'a emanet. Rabbim razı olsun, Rabbim hayırlar versin. Şehidimiz Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar kaynaşmış bir İslam dünyası istiyorum diyen Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehidimizin Çağla Enceli konuşmasını sizlere izletmiş olduk efendim. Evet. Evet efendim, 2 saat 21 dakikadır İstanbul Küçükçekmece Kitirli FSM TV, FSM Haber canlı yayın stüdyolarında gündem özel programındayız. Ve diyoruz ki efendim, Muhsin Başkanımıza, şehidimize ağıt diyoruz efendim.
Derdini mal et.
Evet efendim, aziz şehitlerimiz, aziz şehitlerimiz, mekanlarınız cennet olsun, mekanlarınız cennet olsun, mekanlarınız cennet olsun diyoruz efendim. İstanbul Küçükçekmece Kiteli FSM TV, FSM Haber canlı yayın stüdyolarında yapmış olduğumuz günden özel canlı yayınımız burada sona eriyor. Evet, Ataköy'e bağlanamadık, tabii ki bir bağlantı kuramadık. Sağlıklı bilgi de ediremedik. Tabii ki orada da olmak isterdik ama nasip değilmiş, olamadık. Evet, inşallah canlı yayınlarımızda, diğer canlı yayınlarımızda Rabbimizin izniyle inşallah buluşmak üzere. Rabbimize emanet olun, hakkınızı helal edin. Kalın sağlıcakla. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.